O'tgan safargi darsda va'lam annaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadari kullihi khayrihi va sharrihi. Bilginki sen iymonning ta'mini tata olmaysan, mazasini bila olmaysan. Qadarni hammasiga yaxshi yu yomoniga iymon keltirmaguningcha. Degan gap aytgandilar. O'sha jumlaning o'zini izohladik va unga misollar keltirilgan bir qancha voqei o'shalarni zikr qildik. Endi yuqorida aytganimizdek, ko'p marta bu kitobni muallifi muhosibi uni bobga ajratib, mavzuga ajratib yozgan emas, balki vaz tarzida u mavzudan bu mavzuga, bu mavzudan bu mavzuga o'tib, kerakli gaplarni nasihat sifatida aytib ketaveradilar. Endi hozir boshqa bir mavzuga o'tadilar. Oldin qazo va qadar haqida gapirdilarmi? Endi boshqa mavzu. Aytadilarki, "Va kun qoilan bil haqq, amilan bih." Yazidka Allahu nuran va basira. Haqni aytuvchi bo'l va unga amal qilguvchi bo'l. Alloh senga nur va basirani ziyoda qiladi. Birinchidan haq nima? Haq lug'atda sobit, aniq, mavjud degani. Bor, mavjud, sobit narsani haq deyiladi. Masalan, hozir quyosh chiqib turibdi, kunduzmi, kechqurunmi? Kunduzi. Hozir qanday payt desiz, kunduzi desa haqni aytayotgan bo'ladi. Chunki u bor gapni aytyapti. Hozir kechqurun desa, u botil bo'ladi. Yo'q gapni aytayotgan bo'ladi. Haq muqobilida botil bo'ladi. Haq sobit, mavjud narsa, aniq sobit narsani haq deydi. Al-haqqu huwa sabit. Endi bu yerda haq deb nimani iroda qiladi bu kishi? Bu kishi haq deb aytayotgandan murod bu yerda. Siz masalan deylik, Ahmadjon meni otam desiz ham haqni aytayotgan bo'lasiz. Karimaxon meni qizim desiz ham haqni aytayotgan bo'lasiz. O'sha gaplarni aytayaptim bu. U ham kiradi o'zi asli. Unda ham rost gapirishingiz kerak. Ammo bu kishi bu yerda iroda qilayotgan narsa nima desa, davomidan bilamiz. Unga amal qilguvchi bo'lgin. Demak, bu yerda ma'naviy haqlarni aytayapti ekan, ma'naviy narsalarni aytayapti ekan. Qisqaroq aytadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning dinidan gapirishni aytayapti ekan. Risolatdan gapirishni aytayapti ekan. Shunda sen haqni bor gapni ayt. Haqni haq, halolni halol de, haromni harom de, makruhni makruh de, joizni joiz de, farzni farz de, sunnat sunnat de. Sunnatni vojibga aylantirib yuborma. Farzni mustahabga chiqarma. Makruhni haromdan haromga aylantirma. Mubohni makruhga aylantirma. Yoki haromni muboh qilib yuborma. Haqni ayt. Bor gapni ayt. Bu yerdagi mavzu diniy bo'lgani uchun, amal nuqtai nazaridan gapirilayotgani uchun biz bilamizki, bu yerda amal qilinadigan narsa, ya'ni shariatda ahkomlarini nazarda tutyaptilar. Ular aqidaga doir bo'lsin, fiqhga doir bo'lsin, tasavvufga doir bo'lsin. Va u shariat ma'nolaridan kelib chiqqan, ahkomlardan kelib chiqqan, ijtihod bilan kelib chiqqan yana boshqa masalalar ham bor, ularda ham doim haqni aytgin. O'shinga o'zing amal qil. Masalan, guvohlik ham shariatda kelmagan bo'ladi, misol uchun palonchini pistonchiga aytgan gapida guvohligi. Shu gapni aytganmi, aytmaganmi desa, siz guvoh bo'lmoqchi bo'lsangiz, guvohlikka keltirsangiz, haqida haq gapni ayting. Haqiqatda shu gapni aytgan bo'lsa, aytding. Aytmagan bo'lsa, aytmading. Falonchini xafa qilib qo'ymang. Onam xafa bo'lib qolmasin. To'g'ri, keliningiz noto'g'ri gapirdi, deb o'tirmang. Va shunga amal qiling. O'sha haqni yonida turing o'zingiz. Shunda o'zi asli qoida bo'yicha qulil haqqo desa bo'ladi. Haqni ayt. Nimaga kun qoilan dedi? Foil vazni bilan keltiryapti. Desa, doim haqni aytuvchi bo'lgin demoqchi. Odating shu bo'lsin, sifating shu bo'lsin demoqchi. Kezi kelganda bir haqni aytib qo'yish, bir jo'shib ketgan paytda iymoni yoki g'ayrati haqni aytib qo'yib, boshqa payt boshqa odamga aylanib yurish amal hisoblanmaydi. Har qanaqa odam kezi kelganda haq gap aytib qo'yadi. Bir bahodirligi qo'zib yoki nimanidir ilinjida. Yo'q. Doim haqni aytuvchi bo'lgin degan ma'noni ifodalash uchun haqni ayt demayaptilar-da, haqni aytuvchi bo'l deyaptilar. Aytuvchi bo'l, qoil bo'lgin degandan murod foilni keltirishdan murod shu. Sifating haqgo'ylik bo'lsin degani. Endi qoilan deganda o'zi qola bihi keladi yoki qolahu keladi. Qolahu shuni aytdi degani. Qola bihi bo'lsa shu fikrga bordi, shu fikrni aytdi bo'ladi. Qola bi bilan kelganda fikrni aytish bo'ladi. Fikrga borish bo'ladi. Lekin bu yerda fikr aytish emas. Qoilan bil haq. Nima uchun desa, davomida amal qilmasang Allohning g'azabiga qolasan deyapti. Demak,
Böyle söz bilen ayetiş. Lekin söz bilen ayetiş olsa, qailen lil haq deyiş gerekirdi bu kişi. Lam bilen ayetiş gerekirdi. Maf'ulge lam kırgızış gerekirdi. Neme uçun bakir gizdi dese, tazmin kaidesi uçun. Uçta kaidesi aslında. Tazmin neme? Bir harfini, ikinci harfini ornige, şu harfdeki mananı koşuş uçun işletiş. Fiyini ornige alanı, alanı ornige fiyini. Minni ornige anne. Anne ornige fiyini işletiş var. Arap türede harfler var. Harflerin boyunca mutalası var adamlar uçun bugün uçun et koyabın. Harflerin birbirini ornige işletedi. Birini tekige ikincini kırgız varış için. Kailen lil haq deyiş gerekti. Bi bil haq deyiptir. Ne için dese? Bedeki mulasaka iltisak manasını sindiriş için. Tekige. Hakkını ayeti uçu bugün yapışken halette. Yani acelmegen halette. Yani daim demek için. Hiç kendi şart selayetini uzunge şart kımasından her kendi halette. Daim hakkını ayeti uçu bul. Daim. Hakka yapışkan halette. Yapışkan halette, haktan acelelmegen halette hak göy bugün. Daimi hak göy bugün deyişini ifade edilmiş için lemnu onnige benlik ettirgen. Kailen bil hak diyor. Amilen bihi, amel kılgı uçu bugün. Şimdi amel nime? Amel iş hareket. İnsanın azalarından sadır buledigen iş hareket amel değil. Kalpten sadır bulsa hem kalp ameli değil. Közden sadır bulsa köz ameli değil. Koldan olsa kol ameli, tilden olsa til ameli. Şimdi fiil hareket, iş hareketini fiil bilen ifade edilmesi mümkün. Fe'ale bilen, amile bilen, amel bilen ifade edilmesi mümkün. Sana'a bilen ifade edilmesi var Kur'an-ı Kerim'de. Kesebe bilen ifade edilmesi var. Cezayen bir mekanu yaksibun, alimun bime yasnaun, ve huve a'lamu bime yef'alun, alimun bime tamelun, habirun bime tamelun, ve hakazı. Nima farqi bor bularni? Hammasi ish harakat. A'zolardan sodir bo'lganki ish harakat hammasi fe'l deyiladi. U qasddan bo'lsa ham, beixtiyor bo'lsa ham, takroriy bo'lsa ham, bir marta bo'lsa ham, bexosdan bo'lsa ham, ataylab bo'lsa ham. U sizda uzoq vaqt davom etgan bo'lsa ham, davom etmagan bo'lsa ham, oson bajarsangiz ham, qiyin bajarsangiz ham, hammasiga fe'l ishlaydi. Ammo amalchi amel tekrari bugün de işleydi. Çünkü amel sözünün asli ya tekrar için ya ki kast için işletilir. Atay siz hem amel değildi. Tekrar bulsa hem siz adetki ailengen bulsa hem amel değildi. Demek fiilden amelini ne acretedi? Amelen fiil. Lekin fiil umumi olarak amel hasılak. Nemesi bilen hasılanladı? Kast bilen tekrar bilen. Çünkü işçinin fail değil miydi? Amil değildi. Yani bunlarda bayram var. İşçiler bayram günü bana. İşçiler günü. İdül ummel değil. Amiller. İşçiler günü değil. Failler günü değil miydi? Çünkü amel iş kesip tekrarlangeni için. Tekrarlangeni ki amel bulur. Bu adam amirge mesela şarap koyu verirdi. Su koyu verirdi. Sakıyı dese bulurdu mu? Bir merte koyu verirse sakıyı değil miydi? Adatta kuyu birisi sakı değil. O şey adatta kuyu birisi amel değil. Demek ya kast buluş gerek ya tekrar buluş gerek. Şunun için ayet-i kerimede o fiyat kullu nefsi ma amilet o hu a'lamu bime yef'alun. Onlar kıyamet günü bendeler. Neme amel kıyam bozalar hamasını aladılar cezasını mükafatını. Ve Allah onlarda neme kılgenlerini biriktir herhalde. Yani kast bilen kıyanlarının hepsinin cezasını mükafatını alışadı. Allah kast bilen kıyanı yok, kastsız kıyanını yan bölüp durardı demek için. Kastsız kıyanları ki cezası mükafatı alışmıyordu. Düşündünüz mü? Mesela ben piyalada suunu alıp töksem bitti iş hareket. Sabbun diye de tökşine. Şu sab, min tökşim fiil mi amel mi? Fiilem amelem. Hem fiil hem amel. İş hareket. Kast varlığı güçlü amel hem. Fil umumi bo'ladi. Hamma ish harakati o'z ichiga oladi. Orasida qasd bilan qilingani, niyat bilan qilingani yoki ataylab qilingani. Takrorlanganini amal deymiz. Odatga aylanib sizda oson bajaradigan bo'lib qo'lingiz kelib ketsa, kasb deyiladi. Mahorat hosil bo'lsa sizda kasb bo'ladi. Endi
Ben suunu töktüm. Amel mi fiil mi? Kolumu ben kurtardım. Piyalanın ateyi töktüm. Fiil ham amel ham. Lekin başımı kaşıyım ben deyip kolumu kurtardım. Yatıp, piyalanı uru vardım da su töktüm. Su töktü dese uğradım ben. Ha su töktü dese boladı. Fiil, var mı fiil hareket, iş hareket var. Su töküş iş hareketi var. Amel mi fiil mi? Fiil amelmez. Çünkü ben onu tökümü akça olup tökkenim yok. Amilen bihi degeni demek hakka amel kılgıcı bugün diyebdi. Tekrar bu. Bunda bu yerde amel sözünü işletişten murat daimi için diye bugün. İşin hakka amel kılış olsun. Gapin hakkına iş olsun demek için. Peşinde törreke desiz hak. İki reke desiz batıl olur. Şimdi hakkını mukabirde ne türedi? Hakkını daima iş için batıl ne etmesiniz gerek? Hakkını mukabirde batıl türedi. Batıl ne mi? Hak bulmadan ki nasıl batıl? Şimdi batıllarını hamasını siz istiyorsunuz mu kılışını? Yok. Batıllarını arasından siz isteyenleri var mı? Batılını isteşiniz var mı? Batılını isteşiniz hava diyorlar. Hava hakkını mukabil ediniz. Düşündünüz mü? Hakkdan başka nerslerini isteseniz hava diyorlar. Nefs hava diyen şu. Çünkü nefsini hama isteği yaman bulur muydu? Hak bu megen isteği yaman bulur. O şey hava bulur. Demek en düşündüğü bu sak, daim hakkına ait uçsa bu sakınız, daim onge amel kıyı uçsa gün, gapırıp, başkalarını sahavatka buyurup, uzun bakıl bulup yürüme. Başkalarını himmetke buyurup, uzun paskeş bulma. Başkalarını hak göylükke buyurup, uzun batılıya karsa yaşama. Yine bir hikmet var, hakkına ait olmasan, hiç yoku batılıya karsa yaşama diye. Başka, yani ki amel kıldığımı aitişim şartmaz deyip amel kılıp hakkına aitiş gereği bugün peyitte sakal bulamayam, bulamayam ham. Onu ham bil. Sen eğer hakkı göy bulsun ve hak var var bulsun Allah nime kıladı? Senin nurin ve basireğini ziyade kılır. Yani alimler nime bilen ilim girişedi? İlim malumat toplaşmaz. Amel bilen girişedi. Nur damburat bir yerde kalpteki nur, ruhteki nur. Basire akıl közü deyimiz. Basire aslı ruhtaki hakikatlerini ilgaş kuvveti. Hakikatlerini özleştiriş kuvveti serire deyilir. İlgaş var, özleştiriş var. Uzağda lampişkanı görüp lampişka varlığını gör deyiz. O basar, görüş. Şimdi o şey lampişkanı yakşa anlayıp 200 voltluyken, 200 voltluyken mesela sarıgakken, okakken yaxshi anglab, idrok qilib, saqlab qolsangiz, buni biz nima deymiz? Ma'rifat deymiz. Ilm bo'ladi sizda o'sha saqlangan, to'g'rimi? Hissiy a'zodan uzatilgan, ko'z bilan uzatilgan ma'lumotni uzatilishini basar deymiz. Joylanishini bilim deymiz, ilm deymiz, ha? Endi botiniy ma'nolar, botiniy ilmlarni shunday lampochkani ilg'agandagi ilg'ashni İlgaş kuvvetini basire deyilir. İlgagenini uzlaştırıp hali yetkenimiz diye marifetke aylantırışını aylantırış kuvvetini serire deyilir. İçerisiyen ruhunu kuvvet. Şunlarlayayım. Allah senge basireni ziyade kılır. Yani sen hakikatlerini köprü köre diyen bulasın. Manalarını köprü angle diyen bulasın. Kaçan? Hak göy, hak parvar bu sen. Hakka amel kılır diyen bu sen. Bu mesela şey aksi bulat. Çünkü köp günü ilim okuturup adam keyin jaholatga qaytishi mumkin. Shuncha o'qigan odam shu oddiy narsalarda ham shu gunohga botib yuribdimi? Shu shunchalik ko'rga hasta bo'lib turgan haqni ham ko'rmayaptimi shuncha ilm o'qib? Deysiz-a? Ko'rmaydi. Nimaga ko'rmaydi? Chunki u vaqt kelganda haqdan yuz o'girgan yoki amal qilmagan, shuning uchun Alloh uni basirasini olib qo'ygan. U ko'p o'qigan u. Mingta kitob ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin farzni farzligini ko'rmay turgan bo'ladi. Haram mı haram diğini görmeye duruyor mu? Yani ki başka hakikatler diyeyim. O fakat şeriat etmez. Ondan taşkarı hakikatlerini ha. Manalarını görmeye duruyor mu? Demek ki Allah Ta'ala basirana koyadı ondan. Daima etemiz. Bu sözler delalet kılgıçlardır. İlim artıdan kere. Bunu özü ilinmez söz ne olsun? Onu Allah Ta'ala kalbizge saladı. Kaçan hak göy ve hakka amel kılgıçı bu siz. O şey ziyade bol bol olur. Siz hak göylüğünü yokatsanız, hak parverliğini yokatsanız, kalp gözünüz körleşip barı uğradı. Çünkü bu kişiye tepkiler ki,
Hak göy bugün doyum. Hak parvar bugün Allah basirenini, aklın, kalp gözünü açıp koyar. Nurunu ziyade kılar. Ve la tekun mimmen ye'muru bihi ve yen'a anhu. Yen'a degen, yebta'id degen. O şey bihi de murat, ye'muru bihi degen hak. Hakka buyurup durup ondan özü uzağa bula degen bulma. Bize göre degen bulma. Fetebu'e bismihi. Günaha yakalasan. Ne mani günaha yakalasan? Bir amellikini günaha yakalasan. Çünkü daim ayetimiz. Kişi bilmezden amel kılmasa Allah'dan uzaklaşmaydı. Çünkü bilmeden için kılı yaptı. Kıma yaptı amel. Mesela diyelim bir kişi bir danını haramlığını bilmeydi. Yiyip yürüptü. Mesela. Ya ki bir mahsulatını bilmeydi haramlığını. Yiyip yürüptü. Günahkar olmaydı. Halal da böyle bir yaptı o. Bilgenden ki tatlıdım halinde günahkar olaydı. Aldığın gibi yürgeni de kalbine dağ düşmeydi. Çünkü asip olma yaptı o. Bilgenden ki dağ düşerdi kalbine. Bağımdatını öyle değiliz ki siz yenge namazkansız adam uygangan payette işe geçişte Allah'ın kuş gerek. Saat 8'de mi 7 yarımda mı? Çünkü öyle bakansız. Her günü saat 8'de 7 yarımda okuyoruz siz. Bilmeyiz ki subuhta bağımdat vakti kere diyor. Gün çıkışı bilen çıkadı. Ondan keçiktirgen günah kırmadı. Bilmeyiz. Yürüp siz bağımdat okuyoruz. Beş vakit namaz okuyup ben deyip. Günahkar olmayız. Kalbinizde dağ düşmeydi. Çünkü siz asip olmayız. Kaçan ki o bağımdatının vaktini bildiğiniz, indi hulasız, indi asib hulasız. Indi kalbimizde dağ düşer. Indi kalbin nuru uçer. Düşünürlüyüm. Ana şundak onu günaha yakalasan deyikkenler, yani bilip emel kılmengeninde günah yakalasın. Ve teta'arrada li maktillah. Allah'ın maktige, makt digeni kattık yaman kuruş digeni. Karahiyetun şedide. Yani buğdun şedid digen. Yaman kuruş makten, buğdun kuruşuyen. Lekin kattık, nefret bilen yaman kuruş. Allah'ını kattık yaman görüşüye kalasın. Tete'arrad diyen şunge ruparo bulasın, kündelen bulasın. Fetebu'e tete'arrada cevap bulan. La tekunge. Çünkü Allah Ta'ala dedi ki kebura mekuten indellahi en tekulu ma la tef'alun. Kılmayı diyen nerseyizi gelperişiniz Allah'ın huzurunda cüdayen katta yaman görüledigen nerse o. Cüdayen kattık Allah yaman görüledigen nerse. Gapirib o'zingiz qilmasligingiz. Vatan parvarlikka chaqirib o'zingiz xiyonat qilib tursangiz. El parvarlikka chaqirib o'zingiz elga jabr qilib tursangiz. Halollikka da'vo qilib o'zingiz harom yeb tursangiz. Allohning eng katta g'azabiga uchragan siz bo'lasiz. Odamlarni namozga chaqirib o'zingiz o'qmasangiz. Yaxshilikka, saxovatga chaqirib o'zingiz baxil bo'lsangiz. Yordam qilishga chaqirib o'zingiz birov qo'lini cho'zganda yordam qilmasangiz. Allah'ın en katlı gazabeyi koyan adam bulasın. Şimdi bu mümkün değil. Hakkına ait uçup ol. Özünüm emel kıl uçup ol. Yine Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki Men va'ada ve lem yetta'id ve zecere ve lem yenzecir ve neha ve lem yendehi fe huve indallahi minel khaibin. Kimi ki adamlarca vaaz kılıp nasihat kısayı özü nasihatlenmese. Adamlarını takıklasayı özü tuhtalmese. Başkalarını kaytarsayı özü kaytmese. O Allah'ın huzurunda naumidlerdendir. Yani Allah'ın huzurunda amelden netice görmeydi. Gepeden netice görmeydi. Savap amaydı. Allah'ın huzurunda hiç nesle erişmeydi. Bunu hadis de gelirler. Muhasibi. Lekin Ebu Gudda aleyhirrahme pasta haşiyede etediler ki bunu min hadislerinin arasından topalmadım. Ne sahihlerinin arasında, ne zayıflar, ne tukmelerinin arasında. Tukmasının arasında hem yok. Demek Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam şu gapni aniq aytganlar, şu sözünü aytganlar deb jazm qila olmaysiz. Lekin şu manolar bor. Hadislarda bor, manolar bor. Ama aynı şu lafız bilan rivayet yok. Ve la tuhalit illa aqilan taqiyan. Faqat aqlli ve taqvodor adam bilangina oshno bo'l. Xolata muxolata degan aralashib yurish, og'ayni bo'lish, hamtovoq bo'lish. Hamtovoq ulfat bo'lsang Fakat akıllı ve takvali adam bilen bu. Akıl ne mi? Akıl, hakikatlerini idrak kılış, netice yaşayış kuvvet. Kuvvet böyle de o. Akıl ne mesela, akıl yaşlamaz, başta deyip koysa da, başta kellenin içinde bu muydu? Mesela adamın kellesini yarıp durup, başını açıp, o durgen sarınlarsa, akıl, o dörbüce durgenlerse akıl diyor muyuz siz? Akıl bu kuvvet böyle de, insanın bilekide küçük yok şeydi. Küçüğü kursatın dese kursatamayız.
Bunu kursayız, aparat zarbadan bile verir. Balon çekil alıyor küçü diyor. Lekin bileğinde kursayız, bileğinde uzdan küçüğünü böyle olmayasın. Bana onun küçüğü, mesela diyelik bir karışka, bir yarım karışken deyip, bana onun küçüğünü ölçe bir olmayasın. O hareketten, kuvvetten bilinir. Demek o cereyan, kuvvet. Akılam cereyan bulur. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de akıl sözü isim bulup giyemez. Fakat fiil bulup giyen. Efe la taqilun, yaqilun, yaqiluna, şuna hikayet. Al-aqlu bulup isim bulup giyemez. Endi kuvvet, asla akıl kuvveti, ruhunu kuvveti uyar. Ama maşinkesi, faaliyeti yürüyüşü, kalpte ya ki miyede geçer. Bazıları kalpte diken, bazıları miyede diken. Miyede geçer zahran olsun. Fikir ne mi? Fikir. Fikir, malum malumatlarını tertip verip, namalum nerseni malum kılış. Bir neticeye erişiş. Öşü neticeye erişip, hulasa yeseğinizde, hulasa yese, bir neticeye hakikatini idrak kılıp, hulasa yese siz, öşü hulasanın sizi başkarsa akıl buladı öşü. Çünkü akıl değil yani, ne mi diyen akıl? Akıl beyleş diyen öz. Akıla beyleş. Akıl insanını tizginlep durgen uçun, öşü kuvvetke akıl deyip nam verilgen. Nuh'a deyip nam verilgen. Namakul işlerden kaytarıp durgen uçun. Hicr deyip hem nam verilgen. Lidi hicr. Öşü kuvvet uyan. İnsanını çekilip çekerilip durgen uçun. Lub deyip hem nam verilgen. İnsanını uzaki mahiyeti öşü uygen uçun. Ulul albab deyip kerit Kur'an'da. Hammesi bir de kuvvet, akıl. O ruhunun kuvveti, hakikatlerini idrak kılıp, hulasa yasaş, kuvveti bulundu. Hulasa yasaydı ki, şu kadar ki sizi tizginleydi. Eğer şunday olmasa, o sizi başkar olmasa, akıl kısaplanmaydı, hakiki manada. Ya ki akılınız fayda vermeyken bunu. Şimdi bu yerdeki akıldan bunu, nümen idrak kılış, mutlak akıllı buluş. Hakikatlerini engelleyip, hulasa yasaya alış. Doğru hulasa yasaya alış, kuvvet. Hem sahada hem hudu şu. Adi yüzde avukat kılıçta örgü yapmak siz, bir adam. Akıllı adam ne örgü yapmak doğru örgü yapmak siz. Fikri okumak siz, akıllı adam ne okuyun fikrini, doğru örgü yapmak siz. Tasavvuf okumak siz, akıllı adam ne alın, şimdi doğru netice alın. Ortak bu maksiz çünkü dost, akıllı adam bile bulun. Tasavvuflardan sizge payda etiket. Hiç olmadığında sizge zarar getirmeyin. Ahmak dosttan akıllı düşme yaşlı dediğim, akılsız adam ziyan kildirdi. Şu bilen bir gün sizce tasarım kıladı. Bir espes adam bilen bir saat gepleşin de sizce espes edin. İdrakinizce pütür yetedin. Tefekkürümüzce. Şu bilen bir gün takvadan bulsun diyebiler. Ne mege? Çünkü adam birbirinden ruhi tasarı aladı. İnsanın özgürlüsü tüyguları bilen ve akıllı bilen buladı. Kalp özgürse, akıl özgürse insan özgürlü. Nefs özgürde, özgürse, nefs özgürledi şu bilen. Nefs özgürledi ki insanın şahsiyeti özgürledi. Bunu aslında özgürlüsü neden geledi? Akıl ve kalpten geledi. Akıl ve kalp özgürse insanın şahsiyeti özgürledi. Takva kalpini özgürledi. Akıl, akılını özgürledi. Siz şahsiyetiniz yetük buluşu için, akıllı yetük, takvası yetük adam bilen hem nefes bulsanız, şunda özgürlesiniz. Köpçülük yaşı salih halatki utanmasından aziyet çekedi. Günah kıpıyorum ben. En yaşlı oluyordu beni ayrı kullarım ben. Neme ki? Ortaları yaman. Hem tavukları çatak. Siz özünüzü islah kılmak istiyorsanız birinci bulup Allah getiriniz. İkinci bulup salih, akıl, takvadar dost tutarız özünüzü. Başka sesi bilen de mesela muamele kılıyorum insan sıfatıyla. Lekin siz aralaşıp yürüyen, köngül belediyen, hem sıfat belediyen kişiniz akıl, takvadar olsun. Şunda siz asan özgürüz. Çünkü ayetler ki takvadar ve akıllı adam bilen yine sen aşkatlık bugün, aşına bugün, ağayını bugün. Demek ki fakat şu bilen yine deyipti. Takvali akıllı adam bilen aşına bugün deyip koymayıpti fakat. Şu bilen yine. Çünkü siz akıllı takvadar bilen dost olup fasık ahma bilenem dost olup diyen bu siz ikinci zamandan. Perşembe günü bu bilen aşıya botulup, düşembe günü bu bilen hem tavuk olup diyen bu siz salahiyet tapamayız. Münafık sıfat bir gün, ondan bir gün bundan verildiği aynı dünyadan buradayız. İstikamını tapamayız, istikamaya kele almayız. Doğru şekilden almayız. Bir coşup, bir pesayı veririz. Köpçülüğünü bir yakışık olup, bir aynı ekkenini bahislerden bir iş.
muhitini tozalamagan. Shuning uchun faqat shunday odam bilan do'st bo'l, deydilar. Boshqalar bilan bozorda ko'rishingiz mumkin, ishda to'qnashishingiz mumkin. Marhamat, boshqalar bilan ham aloqa qilavering. Lekin siz ham nafas bo'ladigan, ham suhbat bo'ladigan, do'st bo'lib oshno bo'ladigan kishi faqat aql taqvoli bo'lsin. Chunki suhbat bir-biriga insonda ta'sir o'tkazadi. Va la tujalis illa aliman basiran. Aql ko'zi ochiq, basirasi bor olim bilangina ham majlis bo'lgan. Bu yerdagi ham majlislik asosan shunaqa darsda bo'lishi mumkin, ha? Ulpatchilikda bo'lishi mumkin. Siz kimdir suhbatni olmoqchi bo'lsangiz, olim suhbatini oling. Johil bilan 10 soat o'tirgandan olim bilan 10 daqiqa o'tirganingiz yaxshi. Odamlar ulpatchilik qiladi, laqqillab. Bozordagi narx, futbol, bir bemaza axborotlar, yana adabada o'lgan birovga foydasi ziyoni yo'q quruq gaplar bilan o'tirishadi. Gapgashlarga e'tibor qilingda. 2 soat o'tiradi, birorta foydali gap chiqmaydi. Bitta yarimta chiqmasa agar. 2 soat 5 daqiqasi foyda bo'ladi bo'lsa agar. Mana bu odamlar hech qachon kamolot topmaydi. Va o'sha daqiqalariga albatta qiyomatda hasrat nadomat qiladi. Agar jannatga kirsa ham. Jannatda ham nadomat bo'ladi. Shuning uchun olim bilan bo'ling, 1 daqiqada ham bitta ilm olasiz. 10 daqiqada ham 10 ta ilm olasiz. Faqat olim bilan bo'lgin va aql ko'zi ochiq bilan bo'lgin. Faqat ma'lumot qutisi bo'lmasin u. Shunda seni aqling ochiladi, qalbing ochiladi, kamol topasan. Endi nima uchun shunday desa, chunki Nabi alayhisolatu vasallamdan so'raldiki, aytishdiki, ayyu julasaina khayr. Ham suhbatlarimizni, majlisdoshlarimizni eng yaxshisi qaysi? Kim? Deb aytishganda aytdilarki, man zakkarakum billahi ru'yatu وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالاخره عمله aytlarki ko'rishingizni o'zi sizga Allohni eslatgan kishi so'zi sizda ilmni ziyoda qilgan amali sizga oxiratni eslatgan kishi eng yaxshi ham suhbatingiz demak siz suhbatdosh topayotganda ulpatchilik qilayotganingizda o'zingizga do'st topayotganda puliga mansabiga dadasiga amakisiga, qo'shnisiga qaramang. Qarang, u sizga Allohni eslatyaptimi yo'qmi? Gap emas, surati ko'rinishi. Salla chopon bilan emas, yuzi bilan, hay'ati bilan, odobi bilan, ko'rinishini o'zi. Niqobi bilan, sallasi bilan, soqoli bilan, uzun kiyimi bilan emas. Yo'q. Hay'ati bilan, nigohini o'zi, suratini o'zi sizga Allohni eslatsin. Uni ruhida Allohni zikri yashayotgan bo'lsin. Ko'rsangiz Alloh esga tushiradigan bo'lsin. Eng yaxshi ham suhbat shu. Eng yaxshi ulpat shu. Yana qo'shimcha qildilarki, ilmi so'zi ilmingizni ziyoda qiladi. Gapirsa ilmdan gapiradi degan. Almoy aljoyoq monchoqman gaplarni gapirmaydi. Gapirsa ilmdan gapiradi. Albatta shariy ilm bo'lishi shart emas. Sizda nimadir ma'rifatni oshiradi. Nimadan bo'lsa Hatto mutoyibasida ham bitta ma'rifatni bilib olasiz. Boshqa bir rivoyatda vazada fi amalikum mantiqu. So'zi amalingizni ziyoda qiladi. Va amali oxiratingizni eslatadi sizga. Uni ko'rib esingizga qasrlar esingizga tushmaydi. Uni ko'rib shohona dasturxonlar esingizga tushmaydi. Uni ko'rib uni amalini ko'rib. Uni amalini ko'rib yurish-turishidan siz boylikka qiziqib ketmaysiz. Uni amalini ko'rib siz mansabga qiziqib ketmaysiz. Uni amalini ko'rsangiz oxirat esga tushadi. U nima degan? U odam doim oxirat amali bilan yashaydi degan. Doim oxirat amali bilan yashaydi. Dunyo ishini ham qiladi, oxirat uchun vasila sifatida qiladi. Vujudida oxirat yashaydi uni. O'sha odam oxiratga haqiqiy iymon keltirgan odam, u oxirat bor deb qo'yib dunyoda xolagancha yashagan odam u oxiratga iymoni e'tiborli emas uni. Foydasi yo'q. Oxiratga iymon qachon sizga samara beradi? U siz vujudingizda yashash kerak. Qachon yashaydi? Dunyoda oxirat uchun yashayotgan paytingizda yashaydi. Ana shunday odamni ham suhbat tuting o'zingizga. Abu Hurayra alayhi rahma shu yerda juda bir go'zal misollar keltirgandir. Ana shu eng yaxshi majlisdosh bo'ladigan, eng yaxshi ham suhbat bo'lgan Rasul akram alayhi salatu vasallam eng yaxshi ham suhbatingiz deb ta'riflagan ta'rifdagi sifatga ega bo'lgan bir qancha solihlarni, ulamolarni
Selep salihlerden misallerini getirdiler. Sahabeler tabiilerden. Meclislerine ilmi buluşu, şimdi ruhani buluşu kişilerini ıslah kılı. Dünyanın asası nimeti şu. Bu aslı. Adamlar bilsin. Hakiki nimeti şu dünyanın. Sahal ibn Abdullah tutar etkenler ki, kimi ki peygamberlerinin meclislerini görmekçi bulsa, ulemalarının meclislerini karasın diye. Bunda yine bütün müslüktalarımız ki, ahli ilimimiz, meclisiniz peygamberine bulsun. Nubuvvetini iskip dursun. Şu bilen birge, hem meclislik, araylaşıp yürüyüş diken de, siz fakat canlı uçtaşığını oylamayın. Medyadaki uçtaşığınızı şunu kere. Görüyken kinayınızı. Görüyken başka medeni hardıklarınızı. Şunu kere. O şunda hem siz hem meclis siz o şeyler bilin. Vasta bilen olsa hem siz meclisdaşsınız. O şunda hem yani siz medyada tamaşa kıladigen, o ki işledigen neselerinizden hem meclis denilin. En yaşlı kim? Kaysa bir Allah'ını istetkeniniz görgenizde. Sizge Allah'ını istetkeni görgenizde. İlminizi ziyade kılgeni. Sizge ahirette istetkeni. Medyadan hem şununla paydalanın. Beşi yolla paydalanın. Bu mesela siz ulamaların mecliste çırağı olup, süpa bolu oturup, kirvalı olup, hala gel nesiniz köyledigen bu siz. Siz özünüzü fiskka apkeleyken bulasın. Ufakka bulasın özünüzü. Hiç kaçan İstanbul olmayız. İki dünyada. Çünkü tahanamı etkenler ki, tegirmanın eşeği gibi hoşçakken bulmayken. İrtemenden keç keçe yürüdü. Keç kurun irteler başlayan cahit tohtaydı. Tegirmanın tüygeçi buladı. Tüygeçini eğlendirirken çak buladı. Çakta eğlendirir için eşek, tegirmanın atropiye boylap verdi eşeğini, yavaşta eğlendirirdi. Tegirmanın atropiye yürür. İrtelerden başlayıp yürürdü. Upey düşünü koyken indi. Motorlar olmayken ki. Yürürdü. İrteler kayırda başlayan bozu yürüyüşünü. O şekilde tohtaydı. Kişi eğer salihler bilen bulup, vasık bilen mi yürü olursa, yaşta hemen kılıp, günah hem kılıp uğradıyken olsa, ibadet kılıp, lağu bilen mi uğralışı uğradıyken olsa, o şey eşek yok şeyken bulup. O ösmeydi o. Bir adı ilim meclisinde oturup, barıp kina kılıp uğradıyken olsa, bilmez ki inanın. Beçken enerselerin tam aşağı kılıp uğradıyken olsa, ösmeyiz. O şey eşek yok şey, caizde katıp uğrarız. Eğer arkaya gitmeseyiz, arkaya geçişizden mümkün, bettel bulup. Kalbiniz katışıya mümkün çünkü ilim alıp amel kumayken bulas. Kalp katışı yap geledi bu. Demek hem meclislerinizde uzunluğunuzda dost terleyken de zamana bir tırbilenirken de offline hem online hem itibarga alınış gerek. Sınırlı mı? O şende hem peygamberlerine sohbetlerini terleyin uzunluğunuzda. Şunun da ulamaların meclisi şunda buluş gerek. Buralarını yapıp buralarını gıybet kılıp agerçi haqiqat deyapman degan da'vo bilan bo'lsa ham odamlarni g'ibat qilishdan iborat bo'lmaydi ulamoning majlisi. Ulamoning majlisi Alloh va Rasulining so'zini yetkazishdan iborat bo'ladi xolos. Tushunarlimi? To'g'ri hazil huzul bo'lishi mumkin, mutoyiba bo'lishi mumkin. Faqat siz mavza qilinmaydi. Mumkin. Lekin ular ham me'yorida kishini qalbini g'aflatga olib qo'ymaydigan darajada va undan ham bir manfaat oladigan bir zakovat bo'lsa, nur ustiga nur bo'ladi. Manfaat olinadigan. Bu yerda ko'rinishi Allohni eslatgan kishi degandan shu odamni ko'rsangiz sizda iymon ziyoda bo'lib Alloh esiga keladigan odam degani. Birinchidan o'shunaqa odamni toping. Ikkinchidan siz ham shunaqa bo'ling. Siz o'zingizga yaxshi ham suhbat istayapsizmi? Yaxshi ham suhbat istovchiga ham siz tanlovda tushadigan bo'ling. U nima bilan hosil bo'ladi? Zikr va fikr bilan hosil bo'ladi. Allohni ko'p zikr qilib ko'p fikrlasa kishida hosil bo'ladi. Ibodat bilan zikr va fikr bilan hosil bo'ladi. O'shanday odamni ko'rish vaqti kelsa ibodatdan yaxshi bo'ladi sizga. Solih odamni yuziga qarab o'tirish yoki o'sha odam bilan ozgina suhbatlashish 100 dakat nafldan ko'ra sizga manfaatli bo'ladi qalbingizga. Isloh bo'lishingizga ham. Abu Hakim Termiziy borlar, Navodirul usul egalari. O kişi bana şu menzekkarakum billahi ru'yatu. Körüşünü ozu sizge Allah'ını esnetken kişinin digen hadis-i şerifini şu cümlesiye şunluya şahit bergen ikenler, etken ikenler ki onlar şunluya kişiler ki onlar da Allah subhanahu ve ta'ala tamamından birilgen has alametler bu arada zahir uptur et. Onlar da Allah'a yakınlık berk uptur et. Yüzleri de celal, uluğvarlık nuru var. Kibriya, büyüklük haybeti var.
Vukar, vazminlik ünsü var. Vukar degeni maksatsız hareket kılmastik degen. Adam alanglab qarasiz, ko'z yuzi qarasiz. A'zolarini maqsadsiz, manfaatsiz harakatlanishi vuqorsizlik bo'ladi. Maqsadli, manfaatli harakatlansa a'zolar, qo'lmi, ko'zmi, nigoh vuqor bo'ladi o'sha. Vuqor qovog'i solib o'tirish emas, domsayib. Yoki burunni ko'tarib, yoki ovozni yo'g'onlashtirib deb gapirish emas vuqor. Vuqor manfaatsiz harakat qilmaslik. Maqsadsiz harakat qilmaslik. Ayaqqa baqqa alanglasangiz vuqor ketadi. Lekin maqsad bilan nigoh tashlasangiz vuqor ketmaydi. Salanglab ko'chada yursangiz vuqor ketadi. Maqsad bilan yurib ketayotgan bo'lsangiz tez yursangiz ham vuqor ketmaydi. Albatta me'yorda u ham. Tushunarlimi? O'ynab o'tirsangiz vuqor ketadi. Ammo sport bilan shug'ullansa vuqor ketmaydi. Tushundingizmi? Aytadilarki, ularda uns vuqori, vuqor unsi bor. Ya'ni vuqor ularning vuqoridan ularda shunday bir vuqor bor, vazminlik bor. Siz undan o'zingizga bir bahra olasiz, uns olasiz. Ularga agar bir kishi ulardan biriga qarasa, bexosdan Allohni eslab qoladi. Unda Alloh taoloning malakutining, Allohning sifatlarining asarlari bo'lgani uchun unda dedilar. Ibn Jaziy aytadilarki, salafi solihlar bir solih odamni o'sha odamni bir holatini ko'rib, shunchaki nazar solib kelish uchun alohida yo'lga chiqib borishardi. Ilmini olish uchun emas, ma'lumotni olish uchun emas. Borib, u odamni yurishtirish qanday, o'zini tutish qanday, shuni ko'rib kelish uchun alohida borishardi. Chunki u hay'at ilmni samarasi u. Ular ma'lumotni to'plash uchun emas, ilmni samarasini ko'rish uchun borishardi. Alohida salaf solihlarda shu odat bor edi. Abu Darda radhiyallohu anhu namozni shunaqa mukammal o'qirkanlarki, Misrdan Shomga, Damashqqa namozini ko'rgan odamlar borishar ekan. Borib, shuni qarab, namoz o'qishini ko'rib qaytib kelaverar ekan. Bo'l, dars eshitmaydi. Bizga bu nimani ko'rsatadi? Rasul akram alayhi salatu vasallam dinni gapirib bergan emaslar, yashab berganlar. Sahobalar gapirib, baqirib yurgan emas, yashashgan dinni. İslam'ı yaşayan bunlar. Oddiy namazını bu yerde hem öğretteki adam seyrab. Lekin Abu Darda radıyallahu anhu'nun namazı şu kadar Resulullah'ın namazı okşarken ki bağırıp körüp gelişerken. Mısır'dan Allah'a da bağırgan adamlar bu kadar neken demeye çıkıyor. Abu Darda'nın namazını körüşke halas. Bu biz gene nemen verildi? Biz İslam'ı yaşaşımız gerek. Yaşap kursatayım. Gapirmez. Gapirishim kerak bo'ladi endi. Ko'z anglamayotgan odamga quloqqa kirish uchun. Lekin asli yashash kerak. Sahobalarni, salaflarni odati shu bo'lgan. Shuning uchun ma'lumot boshqa narsa. Ilm va uni samarasi boshqa narsa. Shuning uchun nima uchun borib ko'rishgan? Biz bizning ma'lumot nima? Namozni qanday o'qilishini bildik, ruku undoq, sajda bundoq. Lekin shuni tatbiqi qanaqa shuni? Abu Dardoda ko'ramiz deb borishgan. Hamma ilmda shu. Har bir ma'lumotda, har bir odobda, har bir axloqda, har bir amalda siz namunani topib shuni ko'radigan bo'ling va o'zingiz ham boshqaga namuna taqdim qila oling. Isloh shu bilan bo'ladi. Shuncha Hazrat Umar radhiyallohu anhu gapirmasdan da'vat qilinglar deganlar. Qanday qilib deganda amal bilan deganlar. Hasan ibn Ismoil aytadiki, dadam aytardi. Imom Ahmadni majlislarida 5000 dan ortiq yoki 5000 atrofida odam jamlanardi. Shulardan 500 ga yaqini hadis yozardi. Qolganlari Imom Ahmadning axloqi, odobi, hay'atini ko'rgan kelishardi. Suratini Imom Ahmadni qanday o'tiribdi, qanday turibdi, qanday gapiryapti? Nigoh qanday? Qo'li qanday? Turish qanday? Kiyimi qanday? Shuni ko'rgani bo'lardi. O'zini tutishi qanday? Samit o'zini tutish degani. O'zini tutishi qanday? Shuni ko'rgani borishardi. To'lari 1000 odam. 500 tasi yozardi xolos. Qolganlar yozmardi hadisni. Imom Ahmadni samtini ko'rgani borishardi, odobini ko'rgani borishardi deydi. Ana shunday bo'ladi ilm. Shunday bo'lmasa sizda ilm yo'q. U ma'lumotlar kitobda ham bor, kompyuterda ham bor, sizdan ko'ra aniqroq bor. U sizdan 1000 marta kompyuter yaxshi, amal qilmaydigan bo'lsangiz. Adashmaydi, xato qilmaydi. Millionta kitob joylangan. Sizdagi yarimta-yarimta ma'lumot hech kimga kerak emas. Agar siz uni tatbiq qilmasangiz.
Sizden min mete kompüter yaxşı bo'ladi. Omonatliroq bo'ladi. Abu Bakr ibn Mutawiyya aytadiki, men İmam Ahmed'ni aldılarıge 12 yıl katnedim. Borganimda farzandlariga musnadni, qo'llaridagi musnadni o'qib berib o'tirardi. Musnadda 29 mingta hadis bor taqriban. 1 million hadisdan yiqqanlar. Borsam farzandlariga o'qib berardilar. Biror marta hadis yozgan emasman Imom Ahmaddan deydi. Abu Bakr ibn Mutawiy. Balki uni axloqini, odobini ko'rgani borardim xolosman deydi. 12 yil qatnabdi, bitta hadis yozmabdi. Lekin Imom Ahmadni odobini o'rganishga 12 yil boribdi. Ustozga shunday mulozamat bo'ladi. Bitirdi kitobni yarim-yurimda o'qib olib, ketavermaydi tashab olgan joyiga. Undan bir singil, bundan bir singil chala odam bo'lib. Ustozni birinchi sunnatga muvofiqini topasiz. Keyin o'shundan hamma narsani olasiz. Boshqalardan ham foydalanasiz, yo'l shu qatori. Lekin ma'lumot yasash to'plasmas edi ustozdan. Ko'ryapsizmi? Imom Ahmadning oldiga 12 yil qatnabdi. Bitta hadis yozmabdi. Odob axloqini, hay'atini o'rganibdi. Samtini o'rganibdi. Bu nimani ko'rsatadi bizga? Imom Ahmadning odobi shunaqa boyligini ko'rsatadi. Bitta borganda tugamagan. Bu odob ko'rib olib bo'lmasligi, yashab birga yashabgina olinishini ko'rsatgan. Ko'rib ololmaysiz, shunchaki bir marta ko'rgan bilan ololmaysiz. Ko'rasiz, qaytib ko'rasiz, sizga singish kerak. Unga vaqt kerak. Shuning uchun Imom Molikning shogirdlari aytganki, Molikning ilmini 10 yil oldik. Axloq va samtiga 20 yil ketdi deyishgan. Mana shunday bo'ladi ilm. Shunday keladi payg'ambarlardan ilm. Shuning uchun Rasulullohning sahobalarini shogirdlarini sahoba deyiladi. Shogird deyilmaydi. Suhbat birgalik bilan olinadi. Hamnafaslik bilan olinadi. Har bir daqiqasidan, har bir harakatidan, har bir so'zidan, har bir lahzasidan olinadi u. U hayotda birga yashabgina olinishi mumkin. Kitobdan chiqmaydi u. Kitobdan chiqmagani uchun Imom Ahmadning oldiga 12 yil qatnayapti. Ahmadning qo'lidagi kitobni o'qib beryapti Imom Ahmadning o'zi. Yozib o'tirmayapti shuni. Imom Ahmadning o'zidan odob olyapti xolos. Shuni o'zi ilm bo'lyapti. Din shu. Chunki ilmning samarasi o'sha. O kitobdagi uzun-uzun gaplar bir tillik foydasi yo'q, shu samt, shu axloq, shu odob bo'lmasa sizda agar. Yana Amr ibn Maymun al-Audi alayhi rahman aytadilar. Ulug' tobiinlardan. Jahiliyat davrida bo'lgan, Nabiy alayhi salatu vasallam bilan ko'rishmagan xolos. U kishining davrlarida bo'lgan. Muoz ibn Jamal radhiyallohu anhu bilan Yamandan kelgan edilar, Kufaga tushgan. Juda ham solih kishi edilar. Haj va umralari 100 taga yetgan. Shogirdlari Abu Ishoq Sabiy aytadiki, Amr ibn Maymun ko'rilsa Alloh esga tushardi deydilar. Amr ibn Maymun ko'rilsa Alloh esga tushardi deydi. Yana ulug' tobiinlardan Muhammad ibn Sirin mashhur Abu Hurayra radhiyallohu anhu shogirdlari, kuyovlari odamlar kelib Muhammad ibn Sirin bilan gaplashib o'tirishda gaplashib o'tirardilar, ancha muncha hazir huzurlan qolardilar. Ancha muncha odamlarda xabarlarini ham so'rardilar. Ular ham gapirardi, bu kishi ham gapirardilar. Ammo qachonki fiqhdan yoki halol haromdan so'rab qolinsa, rang o'zgarib ketardi. Mas'uliyatni his qilganidan va Alloh subhanahu va taoloni muroqabasidan. Hattoinki dedilar, bir pas oldingi, sal oldingi odam yo'q, boshqa odam kelganga o'xshab qolardi bizga. Sal oldingi odam emas bu. Umuman boshqa odamga aylanib qolardi. Aytishadiki, qachonki u kishini oldida biror odamni yomonlik bilan zikr qilsa, o'zi bilgan eng yaxshi sifatini aytib qo'yar ekan o'rtada. Palonchi dangasa desa, lekincha odob borda deb qo'yar ekan masalan. Yoki shirin so'zda deb qo'yar ekan. Yomonlangan odamni yaxshi sifatini aytib qo'yar ekan. Nima uchun? Chunki g'ibat nima uchun harom qilingan? So'z gap bo'lgani uchun emas. Balki insonni sha'nini to'kkani uchun. İnsanın şanı obrosu qoni kabi harom qilingan tökülüş. G'ibat tökadi insonning obrosini shanini. O'shaning uchun u nima bilan tökadi? Yomonlash bilan. U kishi shuni tiklab qo'yar ekanlar. Bitta yaxshi sifatni aytib qo'yar ekan. Har qanday yomon odamda ham yaxshi sifat bo'ladi-yu. O'sh tomonni aytib qo'yar ekanlar. Mana bu sunnat ko'rdingizmi? Mana shu salaflarning odati bu. Biron tepasidan mag'zavat o'kishmas, o'zicha ilmni da'vo qilib haqiqat aytayapman deb. Fikrini tanqid qiling. Botilni gapiring, shaxsni qo'ying. Botilni oching, shaxsni qo'ying. Shuning uchun g'ibat tavbasi ham shu. Kimiki biron g'ibat qilib qo'ygan bo'lsa, tavbasi nima? Maqtash.
O şu yamanlıgın meclisi de mektaş. Tayin ki Türkiye avlusunu kayıp tıklasın. Muhammed ibn-i Sihir'in bir çırali faziletleri var. Hişam ibn-i Hasan dediler ki, ahli kıblege nisbeten Muhammed ibn-i Sihir'in çelik ümidi kette adamı görmedik. Kıble, ahli kıble bu seyle, kıbleye karab ibadet kılıyken adam bu seyle, hemen ki necati ki ümit varlığı bildiler kendine. Ahli kıble mi? Meylül, edeşken taifeler bugün de. Şunların hemesini inşallah necat tapışını ümit kılarken Muhammed ibn-i Sihir'in. Ahli kıblege nisbeten hemen dozak yapıp kurmarken de. Belki imkan kadar kişilerin cennetke kirişine ümit bildirirkenler. Ahli kıble bozayık. Hemmeden müşrik yesep, hemmeden bid'atçı yesep, hemmen dozak yapıp kiriş, selef salih ki rızır bu. Yine selefinin davası bilen, selefki ergeç davası bilen kılış, bu yalganın üstüge yalgan. Bu kuru davagerlik bu. Bu hoca kursunlik. Riyakarlık. Muhammed ibn-i Sirin'in aldı, Sirin kaçan ki ölümünü zikir kısa, tenesindeki her bir azası ölüp kalardı göyan ki. Eğer bazardan otsa, onu körgen ki adam Allah'ın zikir kılışı geçiş biter. Muhammed ibn-i Sirin. Yine bittileri Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri'nin sözlerini işitken de Ayşe radıyallahu anh'a, kim bu peygamberlerin sözleri ki bu sözleri diyen diyenler. Yunus ibn-i Ubeyd geçişken eken ki, Hasan-ı Basri'nin amelini kılarlediği adamı bilesen mi bırar da? Uluk tabiillerden, Ummu Seleme radıyallahu anh'ını imgen. O kişinin üyelerde terbiye topken, anası şu da hizmet kıyan. Sahabelerinin kişkineleri Hasan-ı Basri'nin özlerden alım da bilişken. Katta sahabelerden ilim agarlar. Hususen İmam Hazreti Ali radıyallahu anh'ından. Soruşken eken ki, Hasan-ı Basri'nin amelini kıladığın adamı bilesen mi dese, onu gapını ayta aladığı adam yok, amelini kim kıla alsın de gerek. Aytadılar ki, Hasan-ı Basri kese eğer bizi aldığımızda, bir yakın kadırdanını kömüp kileyken adamda kan matamda kilerdi. Yanımızda oturarken, hüttü ölümge mahkum adam gibi oturardı. Dozak zikir kılınsa, göğen ki dozak fakat Hasan-ı Basri'nin küldürüşke yaratılgen diye yıkılardı dedi. Karın, defından ki matam, yakın dostunu kömgen adam kanaka matamda düşerdi. Şuna hangi mahzun yürürkenler daim. İmam Hasan. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Bu ahirette gamıdan bu hammas. O Allah'ın haybetinden bu. Hani şu, şimdi bu genleri uçun ayet ettiler ki, Yunus ibn-i Ubeyde dedi ki, eğer kişi Hasan-ı Basri'ye bir kalep koysa, eğer ki amelini körmese hem, gapını işitmegen bosa hem, körüşünü uzdan payda olurlar. Hasan-ı Basri'nin körüşünü uzdan payda olurlar. Hala amelini körmegen, hala gapını işitken yok. Biz özümüzde amel yokluğu için gapırsıgem İslam olmayıdı adamlar. Minberge çıkıp alıp bakırsıgem İslam olmayıdı adamlar. Subatımızda bir saat otursayın payda olmayıdı adamlar. Amelimizi görseyiz soğuk ederdi bizden. Ne fakat manfaat alır. Onların hala amelini görmezden, sözünü işitmezden, yüzünü görseyle adam manfaat alırken de, şundan diyanet aşı olurken de. Kaydan bu. O adamın kalbindeki amelden bu. Matarul Varraq dedi ki, Cabir ibn-i Zeyd, Basra'nın en uluk kişisiydi ilgeri. Kaçan ki, Hasan-ı Basri'yi kilgen peyti de, Basra'da payda bugün peyti de, göyan ki o adam, ahirette yu, bizge özü yaşap türgen caydan haber verediği adam yokşap köründü dedi. Hasan-ı Basri'yi keyince Cabir ibn-i Zeyd dedi biz Basra'nın en katta kişisi. En uluğumuz. Kaçan ki Hasan-ı Basri Basra'da zahir bugün de kurduk ki Hasan-ı Basri göğen ki ahiretteki adamı. Ozu yaşayıp türgen hayattan bizge haber verirken yokşardı dedi. Şunun için onu körüşten menfaat kapılgen. Oşan için ahirette yaşayken için o. Şunun izmi. Cafer ibn-i Süleyman dedi ki kalbimde bir kasavat kattıklık bir tündlik topsam eğer yürüyüp barardım Muhammed ibn-i Vasi'i Basri'ni al diye üç kişinin yüzüye kalıp yazılardı. Kalbim diye katkılık giderdi. Yumuşardı kalbim. Hani Muhammed ibn-i Vasi'nin yüzüye karşısında özü kalp tazelerken de. Hani gapını işitmek durup. Hişam ibn-i Hassan ayet ediler ki
Kurdusi öte seri yığı kişi olganlar. O kişi hacını yaxşı görərkənlər. Hacı barışları üçün tayyirləbdilər. Tüyə alıp gelip yol harajatları yu, azuqaları yu qoyulub eşiğini aldı yap gelip səfərgə mərhəmət deyən paytdə onaları hap olub qopdu. Balasiga ötə öyrəngən ekan, onasını ötə yaxşı görərkən ona tayangan ekan balasiga. Onası bir pas turib qaltırab qaldı balasından ayrılayotganiga bir iztirobga tushib qaldı deydi. Onasının halini görüp tərk qıldılar hacını. Lekin onası vafat etkəndən keyin hər il hac qıyan ekanlar. Daim roza tutardı dedi. Fakat cuma günü açardı. Anası bilen ovqatlanish üçün dediler. Hamad ibn Salam aytadilar ki, Hisham ibn Hassan'ı körüşünü özü insanını yığlatadı derkenler. Hisham ibn Hassan'ın yüzüye karasız, gözüz yaşkır olarak yandı. Kaydan. Anası yıkayan hizmeti ibadetiden bu. Kaş gözü denmez o. Selle çapan denmez bu. Paça sakal denmez bu. Onların vücudu da ahiret yaşayırken, ruhu Allah'a bağlanırken, kalbi de daimi murakabe duruyorken. Kesir ibn-i Velid dediler ki, Abdullah ibn-i Şavzab'a karesem, perişteler isim geçişlerdi dediler. Abdülaziz ibn-i Ebi Ravvad'ın şagirdleri, Şuayb ibn-i Harb dedi ki, eğer ben Abdülaziz ibn-i Ebi Ravvad'a karesem, körerdim ki o göyayın ki kıyametini körüp türgen adam ne kabul erdi. Kıyamet ahliye karep türgen ne kı körerdim onu. Yani ki kıyametini tepesinde türgen adam ne körerdim adam. Maliki mezhebinin imamı Hazreti İmam Malik ibn Enes rahmetullahi aleyh Medine alimi Darul Hicre'nin imamı o kişi hakkında Mus'ab ibn Abdullah dedi ki Malik agar Nabi sallallohu alayhi va sallam zikr qilib qolinsa uni oldida rangi o'zgarib ketardi. Engashib qolardi. Hatto uni holati ham majlislarga og'irlik qilib qolardi. Shunda u kishiga bir kun bu haqida gapirildi. Siz shunday engashib qolyapsiz, Rasulullohni eslasangiz yig'lab, engashib qolyapsiz. Yonizdagilar sizni oldingizda xijolat bo'lib qiynalib qolishyapti. Deyishganda u kishi aytdilarki, agar men ko'rgan narsani ko'rganlaringizda edi, bu ko'rib turgan narsangizni menda ko'rayotgan narsangizni bunday rad qilmasdingiz menga. Imom Malik aytadilar shunday deb. Men Muhammad ibn Munkadirni oldida bo'lardim. Kelib turardim uni oldiga. U qorilarning, ulamolarning sayyidi edi. Undan biror bir hadis haqida so'rabmizki, yig'lashga tushardi. Hatto biz unga ichimizni olib ketardik. Rahmimiz kelib ketardi, shu qadar ko'p yig'lardi. Hadisdan so'rasak, yig'iga tushib ketardi. Hatto bizni rahmimiz kelib ketardi u kishiga. Ja'far ibn Muhammad, ya'ni Ja'far as-Sodiqni oldiga ham borardim. U kishi sirhazil odam edilar. Sirtabassum kishi edilar. Lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallam zikr qilinsa, u kishini oldida rangi o'zgarib, ko'karib, sarg'ayib ketardi. Qalbimda qachon ki men agar bir qasovatni qattiqligini ko'rsam Muhammad ibn Munkadirni oldiga kelardim. Uni oldida solihlar to'planishardi. Uning ilm nuridan, hadiyidan, tutumlaridan o'zlariga bir foyda olish uchun yig'ilishardi solihlar. Uni salohiyatini o'rgangani kelishardi. Men qalbimda bir qasovat qattiqlik sezsam Muhammad ibn Munkadirni oldiga kelardim. Unga bir nazar tashlardim. Shu bir marta yuziga qarashim bir necha kunlarga menga va'zga kifoya qilardi. Yuzini ko'rishimni o'zidan bir necha kunga men o'zimga nasihat olardim. Deydilar Imom Malik aytadilar. Fuzayl ibn Iyoz yana bir misol. Ibrohim ibn Ash'as aytadiki, Fuzayl ibn Iyozni xodimlari qalbida Alloh subhanahu va taoloning azamati, ta'zimi büyük bo'lgan kishini ko'rmadim Fuzayldan ko'proq. Fuzayldan ko'ra qalbida Allohni ko'p ulug'lagan odamni ko'rmadim. Qachonki Alloh zikr qilinsa uni oldida, Qur'on eshitsa, unda xavf va g'amginlik yuzaga chiqardi. Ko'zlaridan shashqator yosh quyilardi. Yig'lashga tushardi, hattoki yonida o'tirganlarni unga rahmi kelib ketardi. Abdulloh ibn Muborak aytadiki, agar men Fuzaylga qarasam, g'amim yangilanadi. O'zimni yomon ko'rib ketaman.
uzundan nefretlenip getirdiler. Fuzail'de aldı da Abdullah bin Mübarek'e dedi. Abdullah bin Mübarek kendi oğuzu büyük muhaddislerden, ulu mücahid ve mücahidlerden oğuzu. Fakih katta alim. İmam Buhari hem birinci kişinin kitaplarını yadlagan. Güdeli gidi. Hazreti İmam'ın en yetik şahitlerinden. Oğuzu İbn-i Mübarek'in derecesi uzun kanaka belen. Lekin Fuzail'ini korusam oğuzumu yaman korup yeterdim diyor. Ana bu kişilerin su hayatının oğuzu, korunuşunun oğuzu, simalarının oğuzu nasihat buluyor. Bu amelden kep çıkadı, ruhiyetten kep çıkadı. Şekildenmez. Üç kabatını kap takın, 7 metre selle olayın, 1 metre sakal koyun, 2 metre diye tasbih tutun, etekiz yerini yerine sürdürersin, farkı yok. Bu nasihatler vermeydi haybet. Bir görüşte bir işin mümkün, 3 saniyeden ki hamesi kadırsız nasıl gelirler. Ulardaki Allah'ın esneti yekken nasıl, kişilerin kalbine hidayet salıyken nasıl, yüzlerindeki nuru, simalarındaki zikir, simalarındaki amel, amelinin eserleri. Simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Sahabe-i kiramlarına Allah Ta'ala ularının simalarında secdelerine eseri var, deregi var diye. Kup secde kıyanından, yüzlerinde o şey secdelerinin zikirinin nuru bulur. Sahabe-i kiramlar şunu diye maktel gel. Gördünüz mü? Bana bu İslam bu. Kup yapışmaz İslam. Yani ki suratını çırali kılışmaz İslam. Şekil bilen avara buluşmaz İslam. İslam şahsını kuruştur. Ruhunu tazeleştir. Ve bunu insanın yüzünde, vücudu, vacihinde, çihresinde, simasında berk oluşu. Kişinin amel yüzüge çıkışı için bu derslerde öte köp devam etiş gerek. Ve cüde köp şükürleniş gerek. Kişinin hayatıge, korunuşuge, amelinin yüzüge çıkışı için. Vakı Emni Cerrah ayet ediler ki, Abdullah İbni Davud'un yüzüge karşısında uzu ibadet dediler. Karek. Abdullah ibn Davud katta muhaddis. İmam-ı Zahabi etkenler işanarlik sika dedi ular. Yetük alim, salih kişi bu gelirler. Hüccet deyişken. Yani yapırken yapıp hüccet oladırken adam. Rivayeti hüccet. Hadis etmeye koyuyken kençelik. Neme geldiyse diyanatı kötülemeye koyuyor. Neme uçun. Neme uçun hadis etişini terk kıldılar. Hadis işlemen deyip geliyorkenler sirap. Neme uçun terk kıldılar deyse talebi ilim kılıyakkenlerini, hadisini talep kılıyakkenlerini, ihlasını görmeken için. Ularda niyet araylaşıp koyanırken. Fakat ahiret, fakat Allah'ın mesela yanında başka nesneyen var. Muhaddis bulup, meşhur buluş, alim bulup, tanılış. Yani ki kana kadar abro tapış, ya ki pul tapışın arkasından. Şunaki maksatlarını, şagirdlerini arasında sezip koyanlardan ki, hadis ayetişini mutlaka toktatıp koyanırkenler. Allah'ın da o. Gördünüz mü? Ulamalar kandik oluyor, yandaşken ilimge. Malumat toplaşmaz, daim etmemiz. Malumat toplaş, taşmaz ilim. İlim emeldir. Sizde yaşayış gerek, din. Din sizde yaşayış gerek. Gapırıp reklamı kılınış gerekmez. Belki sizde yaşayış gerek. Şunindeki hazırda hem, adamların din de gelişi, kiyinişini uzunu kursatışı, bu yamanlarsın. Dinde buzuş bu. Kiyiniş bilen, kiyim keçer bilen, sonra kiyim çıralıyım olsun. Lekin mahsus kiyinmez. Avret izi yapılsın, adli olsun kimiz. Lekin malum şekilini şunu din kılıp uşağı alış. Ya ki dindarlık dediğinde şu suratı yakarıp, bakırışı yakarıp ya ki. Ki gapını keskinliği ya ki çünkü hoşlayan yüzdeki nesneler yakarıp bu haberiş. Bu dinin buzuçu nesne şu. Likabı yakarıp, sakalıge sellesi yakarıp bu haberiş. Bu dinin buzuçu düşünceler. Belki kişinin simasında buluş gerek, bu amelinde buluş gerek. Şunindek dinle, ilimle, hadisle, Kur'anla. Dünya maksadında, dünyada bir nesneye erişiş maksadında. Fakat bulmaz. Pul bulsun, abru bulsun, mensep bulsun. Uzdan iz kaldırış bulsun. Adamlarda uzge karatış bulsun. Palancıdan uzuş bulsun. Pistancıdan galip buluş bulsun. Kanaka maksad. Allah'dan başka nemeyi ki koşulgen bulsa, o şey ilim habede. Acil mutlaka yok, onda bereke yok. Her gün niyet yengeleş gerek. Niyetizge bir nesne koşulup kalmasız gerek. Ablamlı Davud sezdiler. Gelirken talebeler dünya için geliyip demez. Yok. Niyetleri yakşı.
Orada Allah'dan başka koşulup kalan niyetleri de. Şunu sezgenlerden ki, senler ilimge layık mezsen. Diye hadis ayetini mutlaka tuhtatken ekenler. Gördünüz mü salaf salihlerin yolunu? Ne fakat mecburla muhtuladı, yok. Niyeti de Allah'dan başka nasıl koşulup kalsa hem ders bir konuşa oluyor şimdi. Çünkü ondan menfaat yok. Dünyada ya mahalette ya. Siz şimdi şagird bulun ki niyetinizde Allah'ından başkası bulmaz. Şimdi ustaz bulun ki şagirdinizde hem kalbinde Allah'ından başkası bulmaz. Şimdi o işe din devam eder. Şimdi siz İslam'a hakikaten yetkizdeyken bulunuz. Bu bir partiye ağza buluş, ya bir taifeye koşuluş, ya bir palancıya yardım veriş, ya pistancını kollaş diyen derseler, yani ki bir amelge erişiş, bu derseler hepsi İslam'a dinge zed derseler. Dinge, ilimge şu derseler koşuluşu, dinle ilim muafatı şu. Kimi ki şu derseler niyetiye koşulgen olsa, o adam niyetini yengelesin, ıslah kısın. Olmazsa toktatsın o iş, ilim. O ziyan kentilerde fayda kentilmeyin. Ondan başka niyetler diyeyim, koşu olayım. Allah'tan başka ne olursa olsun. Hemesini tak kılasız, keyin siz ilimge erişlesiniz. Yine şu niyetlerden bittiler, Abdullah bin Meslem el-Kanebi. İmam Abu Davud, köp rivayetlerini agerler, başka mühendislere. İmam Malik, o kişinin kegellerini eşitkenler Medine'ye, yeryüzü ahlinin en yaşlısı kepti yürüyler ziyaratı gibi aramız diye gerekirler. Abdullah bin Meslem el-Kanebi şu ne kadar kişiykenler ki, eğer bir caydan ötüp etseler, adamlar turgen, oturgen caydan. Bu kişinin körgen adam, beyhastan la ilahe illallah diye işe çıkarlar. Kalbine zikir kep kalır kendi. Bu rivayetlerde hemen değil mi? Yukarıdaki en yakşı orun daşımız kim? Hem sohbetimiz kim? En yakşı dost kim bizge degen de? Men zekkarakum billahi ru'yatu. Körüşünü ozu sizge Allah'ını esnetken kişi. Hali yapamayı durun. Hali kitap okumayı durun. Körüş yüzü ozu da Allah'ı sizge düşer diyen kişi. Kandı şunu ne bileyim? O adam daim Allah bilen yaşagenden mi oladı o? Dünyanın çömülge adamı görseniz yüzüden dünyanın simasından dünyanı sezersiniz. Tarifu fi vucuhihim nadratan naim cennetilerini yüzüden nimetke çömgenini bilesen diyeyim. Nimetke çömüp durgen adamı yüzüden bilesen. Nimetke çömüp ketkeninden. Zikirge çömse çi, ibadetke çömse çi. Allah bilen birge buluşge, murakabege çömse çi. O şu adamda bu halat yüzeykeni. Kani kalıp, yani biz ayetemiz ki, kani kalıp biz şu meclis daşlarımızın en yakışını terleyemiz. Yukarıdaki ayetindeki hadisinde minyar bilen. Körünüşünü ozun bizge ruhiyetini, yani Allah'ını, bizge körüşümüzü ozun bizge Allah'ını istetedi. Amel-i ahiretimizi, ahiretini istetedi bizge. Sözü bizge ilmimizi ya ki amelimizi ziyade kılın. Şimdi bu, biz ozun bizge hem sohbet dost istesek. Şimdi ozumuz ki ozumuz. Ozumuzda mı şimdi buluşmuz mümkün mü? Ya fakat dost tutamız mı onlar mı? Bize hem bırak dost tutadırken olsun. Salihler dost tutadırken olsun. Onun yolu mu? Bizi körgen de Allah eski düşerdirken olsun. Zeyb-i ziynetmez. Baylik devletmez. Abulo şükretmez. Bizi körgen de Allah eski düşsün. Bir hasta. Sözümüz gapni köpeytir uçu bulmasın. Gıybetini köpeytir uçu bulmasın. Vakti sıra kulu uçu beymezde bulmasın. Her bir sözümüz ilim olsun. Eşliyekken de ilim olsun. Onun ilmini, amelini ziyade kısın. Bu mesela yapılmayın. Ameli ahiretinizi esletedi sizge. Çünkü o adam hazır öyle diyen diye amel kılıyken bunu. Siz hem iyi benim ahiretim var deyip kalas görgenizde. Ameli ahiretini esletişini mi diyen? O adam daimi ahiret ameli bile yaşaydı diyen. Kaçan amel ahiretini esletedi. O daima ahirette amel bile ben bulsun. Afsus ki bizi dini amel bulup körüngen derslerimizden dünyayı istedirken dersler gelin. Karını yakış görüldü bunu. Havas kıladı. Kur'an'ın egeliği bilenmez, meşhurluğu bilen. Bir alimge havas kıladı. Balam alim olsun dedi. Allah'a yakınlığı itibarı denmez. Hemen aldı da aburası itibarıdır. Bir ahli Kur'an buladı. Takvali buladı. Meşhur olmaz. Bırak havas kılmaydı. Demek o nerede karını kılıyken havasıyız. Şurada tavas kılıyız, Kur'an demez, Allah demez, ilim demez. Siz meşhur karın tavas kılıyızsa, yanınızda koşunuz var, koşunuz var, yakıtanı yanınız var. Uyan karı, onu Kur'an'ın derginden puhtarak, peki bunu havas kılmayı yapsınız. Demek siz şurada tavas kılıyız, Kur'an demez.
Bir alimni havas qilyapsiz. Katta ishlar qilayotgani e'tiboridan Allohga yaqinligidan emas. Allohga xizmat qilayotganidan emas. Meni ham o'g'lim shunaqangi nomdor, katta ishlar qiladigan mashhur odam bo'lsin deyapsiz. Yana yaxshi niyat deb qo'yadi bu. Yomon niyat bu. Allohdan boshqani istash bu. Oxirat amal bilan xususan. Dunyo amal bilan dunyoni istay marhamat. Lekin oxirat amali bilan faqat Allohni istash kerak. Balki solihlar, taqvolilar dunyoni amalini ham oxiratda amalga aylantirib olgan. Rasul akram alayhissalotu vasallamni sunnatlariga ko'ra. Tushunarlimi? Demak, biz o'zimizni shunday isloh qilishimiz kerak. Demak, ilm o'qiyapmizmi? Amalimiz ziyoda bo'lsin. Menga ko'pchilik shikoyat qiladi. Mana kecha ham, yaqin kunlarda ham juda ko'p shunaqa arz oralaringizdan ham kelganlari bor. Boshqalardan ham xos kelganlari bor, kelib o'zimga aytayotganlari. Yozayotganlari ham bor. Hatto kelib ziyorat qilib mehmon bo'lganlar ham aytayapti shu gaplarni ba'zilari. U nima? Ko'pchilikda uchraydigan ofat. U nima? Boshida namozim xushuvligida zo'r shijoat bilan edim, hozir unaqa emas. Ilmga birinchi kirishgan paytimda rosa muhabbatim zo'r edi, hozir unaqa emas. Toshkentda yurgan paytimda bu yerdagidan ko'ra amalim yaxshi edi, ixlosim yaxshi edi. Hozir ilm o'qiganim sari oldingidan battar bo'lyapman, yaxshi emas. Oldingidagi ixlosim yo'q hozir o'zim qalbimda. Bittasi madrasani bitirib kelibdi. Ixlosim yo'q deyapti hali ham. Qaydan kelyapti ofat? Amalsizlikdan. Nimaga bo'lmasam boshida hali ilm o'qimasidan yoki endi ilmga kirgan paytda yoki endi ibodatga kirgan paytda shijoati zo'r edi, yaxshi edi-yu, muhabbati, ixlosi baland edi, ruhiyati pok edi, qalbi tirik edi. Nimaga endi hozir so'nyapti shu narsalar, iymon nimaga so'nyapti? Chunki ilmi oshganiga yarasha amali oshmayapti uni. Ilmingiz bugundan ko'ra ertaga oshdimi, ertaga amal oshishi kerak. Bir xil turadigan bo'lsa, unda iymon susayadi. Chunki, masalan, bir kishi ilgari ham aytib berganman buni. Bir kishi masalan deylik, ilon go'shini harom emas deb o'ylaydi, yoki tipratganini halol deb o'ylaydi. Yeb yuraveradi, issiqlik bo'ladi deb. Qalbiga dog' tushmaydi. Chunki u harom deb bilmaydi, halol deb o'ylayapti o'zi, bilmaydi, johil. Qachonki haromligini eshitdi, endi agar iste'mol qilsa, endi qalbiga dog' tushadi. Endi iymon pasayadi. Iymon susayadi endi. Namoz o'qib yuruvdi. Jamoatni sunnat yoki biz mazhabda bir rivoyatda vojib. Bizni qoidamiz bo'yicha, mazhab qoidasi bo'yicha vojib. Vojib ekanini bildi. Endi har uyda o'qigan namoziga iymoni pasayib boradi. Namoz o'qiydi, iymon ko'paymaydi. Ziyoda bo'lmaydi, ya'ni quvvati, nuri. Uyda namoz o'qigani sari iymon ustidan boraveradi. Har kuni. Chunki u jamoatni vojibni yoki sunnat muvakkadani tark qilyapti. Har tark qilishiga iymon ustidan boraveradi. Qalbiga dog' bo'lib tushadi. Namoz o'qiyapti u. Shunda. Namoz o'zini tark qilsa-yu, erta qachon. Sadaqa haqida eshitdingiz. Baxilligingiz bor edi. To'g'rilamadingiz. Yana oldingida yuribsiz. Hisob kitob puxta qilyapman deb. Baxilligini kesmayapsiz. Qalbingizga dog' tushadi, iymon ustidan. O'sha ibodatga, taqvoga, ilmga kirgandan keyin bir muddatdan keyin pastlab ketishining sababi amal yo amal ketgan bo'ladi. Yo ixlos ketgan bo'ladi. Alloh uchun qilishdan boshqa narsaga o'tgan bo'ladi. Yoki ujub paydo bo'lgan bo'ladi, o'ziga baho berish paydo bo'lgan bo'ladi. Shu illatlardan qaysi biri bo'lsa, odam pastlaydi. Ilm yo'lida shijoat so'nadi, qobiliyat so'nadi, amalda suskashlik bo'ladi, qalbda g'aflat bo'ladi, ruhda pastlash bo'ladi ruhiyatda va hokazo. Borib-borib Alloh ko'rsatmasin, dindan chiqib ketaveradi shu odam. Chunki oxir qalb muhrlanadi. Shuning uchun Alloh nima degan? Vallazina ihtada uzadahum hudan. Hidoyatga yurganlarga hidoyat ziyoda qiladi Alloh. Yurmaganlargachi? Yo'q. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Zikrimdan yuz o'girganga tor hayot beraman. Nima tor hayot? Qalbi tor bo'ladi. O'zi boy bo'lishi mumkin. Mana bu juda ko'pchilikning illati. Hozirgi biz o'qiyotgan mavzu o'sha ko'rganda Alloh esga tushadigan bo'lish uchun amal ko'p bo'lishi kerak, zikr, fikr ko'p bo'lishi kerak. Shundagina kishi o'sha darajaga chiqadi. Uzoq vaqtda boshqa bir hadisda keladi. Avliyaulloh iza ru'u zukiralloh. Allohning valilari kim? Kim vali bo'ladi? Osmonda uchish emas u. Havoda yurish,
havada uçuş yok ki suda yürüşmez. Belki körülgende Allah eske düşe digenler, Allah zikir kılına digenler, o şeyler var ilerdir. Çünkü ulan ruhu da Allah yaşayın. Ulan ruhu Allah bilen ben. Allah subhanahu ve ta'ala'nın zikri bilen, fikri bilen ben. Ulanın kalmış zikir bilen meşgul. Lekin zikir kılıyapsız, ibadet kılıyapsız. O yüzden bu haber işte başlarız. Ben zikir kılıyapmam, palancıla kımayap. Ben cemaatimem, palancıla çıkmayap. İbadette sizden ruh keten. Yine arka kites. Amelli kılas, daima korkup duras. Mücdehidlerimiz hem şunu ne buluşken, Hazreti İmam'ım şunu ne buluşken. Hazreti İmam, kani kılı bu ilimge eriştiğiniz degende etkenler ki, şükür bilin. Bir meseleni yetişsem, bir nerseni bilsem, elbette Allah'a şükür kıyırmen. Şükür demeni kursatadı, özünü körmesliğini kursatadı. Kaçan bırak rahmet ettiniz? Özgeden yaşlık kurgan peytizdi. Özgeden yaşlık kursiz, özgeden bana sahası kısız bırak rahmet etmez. Şükür demeni bildirdi. Allah'dan kelekkenini bildi, tan alışını bildirdi nimetini. O şey ilimi Allah hasıl kıverekkenini itiraf etiş. Beni faziletim deyip bilmezlik. Bu degen o kişi her bir meselege şükür ayetip şu bilen ilimleri ziyade buluyor. Yine bir rivayete geldi ki bir meselenin yaşamaya kosalar ayet erkenler ki bu benim bir günahımdan derkenler. Benim günahımdan bu derkenler. Barıp namaz okup istiğfar ayetip yığılaşka düşerkenler. Ta ki o şey mesele geçilmeyince yığılap tavba kılarkenler. Kim geçilip mesele hal bulgandan kim? Ümit kılaman ki tavbam kabul kılın çünkü mesele geçildi diye koyarkenler. Günahdan daim pak yürgeninden bu. Fuzayl ibn-i İyaz'a bu gap yetip bargende hüngüne yığılak enekenler. Fuzayl ibn-i İyaz ki İbn-i Mübarek körüp o kişinin uzunu yaman körüp getirdiğin derecede ki Zahir Fuzayl. İmamı hakkıdaki bu gap ne işte yığılak enekenler. Etkenekenler ki bu ham olsa Ebu Hanife'nin günahı o da kemli giden diye. Günahı köp adam bilmeyin. Ayet başka da isteyin. Yatlamaya kalsayam palancı yapılırdı. Pistançını közüteydi. Palancı beni yapılırdı. Sen ona kılırdın. Başka da isteyin ayet. Kelle sekirmeye kalsayam ustaz yaşı vermedi ders. Yaşı düşündürmedi. Başka da isteyin ayet. Salih adam ki. Salafi salihlerinin sünneti şu. Ayet de uzdan isteyin. Mene şu yukarıda ettik kellerimiz ruhiyet. Mene şu halet. Ahiret bilen yaşayış. Ahiretini uyu bilen yaşayış. Allah subhanehu ve ta'ala bilen ruh daim bağlı buluş. Mene şu hakiki selefilik şu. Şu selef salihini yolu. Buralarda emini istep yürüş, buralarda bilen telaşip yürüş. Buranı kafirge çıkarıp, buranı bidatçıge çıkarıp, Müslümanlarını yaman körüp yürüşmez. Bunlar hemesi Yahudi tabiyet bunlar. Kafir tabiyet bunlar. Hakiki selef salihini tabiyeti, hakiki rahmetellil aleminin sünneti, mene bu. Ahiret bilen yaşayış. Müslümanlarga şefkatli buluş. Ayıbını uzdan isteş. Uzunu ıslah kılış. Şimdi bu aldığın ötkeni hazır. Bu meseleyi de boylamak. Hazırım var. Yakın asırda ötken Amuncan Mahsun Damla diyen kişi ötkenler. Ben bir bazı kısalarını etmirgen ben. Bizde apadığımız Adil Mecid Haz Damla'ya boca bugün. Mubin Karda'da Allah rahmet kısın. Amuncan diyen ki ustasını dedeleri. Avladları ekseri ahli ilim ahli Kur'an. Amuncan Mahsun Damla Oysa uruş yıllarında imam bugünler, 45. yıllarında. Stalin devrinde. Stalin'den mahsus kağız agen, Yaşan Babahan, 78 kişiye, dinden yapırışken ruhsat degen. Bittesi 3 kişiye verilgen. O kişi 2 yılda muhtasarını okup tüketken, meçitte her gün bombardıyken, ayarlar hem kigen. Perde tutuşken, bir tamamda ayarlar içtiken. Medresede hem tüketen bir yaptı, biz hazır, muhtasarda. Meçitte tüketi koyuyor. Her gün bombardıyken, sohbet kılıp. Kişiler dinini örgensin. Halal haramı bilsin. Bana şu dinini talim bulan. Peşindeki tefsir başta gelirler. O kişi ruhaniyetleri ota belen, takvaları belen bugün. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetine etken feyitleri de o şu sohbette oturup katnaşkenler şagirdlere ait birgen bizge. Ya eyyühellezine amenu Allah Ta'ala ait dedi ki ey iman keltirgen bendelerim dese top 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 bir adamın hoşuna getirdiler. O şıktap tuğru Allah'dan kelle kendine tüyülerken de ulardı kalbiye. Ey iman keltirgen bendelerim degen gepini işitken de bazı adam kuştan getip kalır. Şu derecede o kuşun tahsiri belen
kavm hem şu kadar, şu derecede kalbi açık oluyor. Kalp kotsa Osman'dan tur vahiy kesiyen tur orada göleyiz. Parışta kitap kısayan. O şu kişi şu dakika tasirlerini belen buluyor. Kendi o kişinin aldığı o şu vakitlerde ne kadar ağzı gidiyor telefonları yazı oladıkken satkınlarını canlı iki dizi çıkıyor. Kendi geplerini yazıp çıkıyor çıkıyor bu kişiye. Bu yakka hükümet ki o şu vakti ki. O satkınlar kendi o şu vakti en kebede o gelmeyi başka o gel. O kişinin sohbetlerini işlerken de bir ay yarım aydan ki, bir iki aydan ki namaz kon bulup imanı coşup mescitte kalıp işten çıkıp giderken. Satkın koyusu iki aydan ki uyakı satılıp giderken değil mi? İşte hep getirirken, şuna kadar tahsiyede kapta oluyor. Bunlar ki bezar buluşken. Bu kişi öteyem, bu pekliğinde dinsiz cemiyet kuruş rejesi oluyor. Komünizm kuruş için dinsiz cemiyet kuruş rejesi oluyor. O şey rejene bir kısmından bugün 18 yaşta peskirmesi, mescitke ve hakazalar bugün. Dinsiz cemiyet kuruş rejesi bu ya halakıt kırar adamların dindarlaşığı. O adam yendi, ben kıleliği deyse, gapirmeyen deyiliği deyse, kolunda Stalin'in kağızı var. Üstüden az kıleliği deyse, Stalin'in kağızını gösterdi, bırak bunu sen diyormayın. Şimdi Stalin'e onu hata koyuyken de siz degen adam kendisi getirdi. Bırak ayet almaydı onu. Becanlılar iki otu arası da, nasıl kıyınlanışken? Akırı ki, o kişiye bazı bir hatlarını okutuşken, yani mecburlaşken. Yani ayarlar perence uğramasın degen hat giyen. O şu vakitler haberiyetten. O kişi hat yok bir gelirler. Rehberiyetten hat yaptı. Ayarlarımız paranca uğramasın. Medeniyetli ikincisin. Ziynetlerini kürsatıp yürüsün. Bemalar yürüsün. Dip hat yok bir gelirler mihraptı. Ahir ekiyen de dipte rehberiyet. Lekin Allah uğrasın değildi de gelirler. O ne yapmış ama gel. Ki sağlık sağlışken. Kette sağlık sağlışken. Sağlıkta kaçıp bu seyem çıkmaya koysa acemez diye. Onda hem karkıma gel. Onda hem bir o kişinin bezdirişi yaşına kalın. Yani bezdiriş yollardan bir tanesi, bizge hem haberde ayet tuturuz. Kayda kim bilen görüşken izi yok, kayısı damlanın makaliyatı ayet tuturuz. Siz ahli ilimlerini bilersiniz deyip, şuna deyişken. O kişi ayet gelirken, ona kılamıyorum ben deyip. Yaşım katta adam deyip. Ve uzumuz kere havar alamız deyip. Ya ben o geplerini kötar yuramam ben deyip. Bollar gayet koysuzdan bol deyip, bollar anlaşmıyor onların mesele deyip. Bunlar köndürüşen bagen, şu, gep, şu tekliften ki kayıttı, çıkma gelmez. İzdihamlar gibi hem barma gelirler. Çünkü şu ukşu öteyem takvadan bu genden her kim mi dasturhanını yeme gel. Özleri tevabet bilen giyahlardan darı teyirler, tabiplik bilen pul topkarlar o şu puldan yegen fakat. Ailesi ki şundan yediriyor. Ve özleri halal kasb kılıçını bilgen şagirdleri yakınlarını dasturhanına yine bar gelirler. Şimdi bu, bana bu takıklar bu genden ki diğerli izdihamlar gibi uyab yakayan barmayı koyuyor ki. Hiç gayrı. Üyüde şu tevabet kılıp uzunu ibadeti bilen bu koyarlar. Lekin tirikçilik sebep bilen bazarga çıkar gelirler. Ma'et bahşo gen gelip yendik evde. Bazarga çıkar gelirler. Bugün gelip açtı ki Rasim Baba siz şu köşeye çıkmasayız, bazarga çıkmasayız diye işte. Kızı hakansılar o derdi. Maçtan dostuyla maçtan uzaklaştım. İzdihamlarına bağırmayan ben. Yığınlarına çıkmasan. Hacatım için bazarga hem çıkmayayım ama ne zararım diye yaptım. Ben yine mesela bağırıp İşim bitkisip geliyor ben. Neyse açıkken kanki tahsil siz şu bazarlığa şunu kirip çıkıp kessiz adamlar dindarlığı aşk eti yaptı. Ve ayet mahsul geliyor. Şimdi bazarlığa kirip bazarızlık kılıp çıkıp kessiz oturgenlerine dindarlığı aşk eti yaptı. Çünkü ola dinsiz cemiyet kuramız diye recek yiyen o komünizm. O hamas ham hayal bu gelmez bu meydi yani. Hamas çöpçek. Ham hayal bu meydi. Hususen Mevlana'nın ahli de bu meydi. Ana şundan, amınca mahsul damlada hem köresiz, bana şu vasıflar buluyor. Gördünüz mü? Körgen adam Allah'ın esine gel. Körgen adam dindar okuyup oluyor. Neden bugün şu? Kup ibadetten, kup zikirden, kup amelden buluyor. Demek bizge lazım mesela değil mi? Amel kupa iş gerek. İlim artkeni sana amel kupa iş gerek. Kül ötkeni sana amel kupa iş gerek. Çünkü hadis-i şerifte geldi ki, iki külün ten bugün adam elden gendir. Ken bugünmez, ten bugün adam. Demek elden gendir. Ösmesiz elbette kayıtası arkaya. Tanımsız ösüşke vurunmesiz elbette arkaya kayıtası. Men isteve yevmehu fehuve mağbun. Mağbun ne gene? Elden gene yani. Mesela bir arzan nesan kımmet köp koyan adam. Yaman nesan yakşı diye avagan adam mı? Mağbun elden gene değil. Elden gene adam bu. İki günde bir kıl bosa.
kam bo'lsa emas, bir xil bo'lsa. Albatta birinchi kuningizdan ikkinchi kuningiz afzal bo'lishi kerak. A ko'pincha kishi ibodatga kirgan paytda, taqvoga tushgan paytda yoki tariqatga kirgan paytda yoki ilmga kirgan paytda avvalida yaxshi bo'lib, keyin sustlashining sababi nima bo'ladi? Yo olganiga yarasha amali ziyoda bo'lmayotgan bo'ladi. Kunlari tenglashib yoki pastlashayotgan bo'ladi. Amal bo'lmaydi. Yoki amal bo'lsa ixlos bo'lmaydi. Boshda ixlos bilan qiladi, keyin sekin-sekin shayton aralaydi. Palonchi uchun pistonchini o'ylab odamlarni deb bir narsani qilish qilmaslikka o'tadi. Yoki ujub paydo bo'ladi. Ujub ham ixlossizlikda bo'ladi. O'ziga o'zi baho berishni boshlaydi. Men solihman, palonchi solih emas. Men g'ibat qilmayman, palonchi qiladi. Men tahajjud o'qiyman, palonchi o'qmaydi. Men jamoatiman, pistonchi chiqmaydi. Men ilmliyman, pistonchi johil. Deyish deb qarashga o'tadi, gapirish emas. Ko'nglida shunday narsa paydo bo'ladi. O'sha zahoti yo'q, unga ofat keladi. Alloh tavfiqni oladi, o'ziga tashlaydi. Sen zo'rmisan, marhamat, tort deydi. Keyin orqaga ketadi keyin. Keyin zikridan halovat ketadi, namozdan xushu ketadi, ilmidan baraka ketadi. Keyin ketadi. O'ziga baho bergandan ketadi. Yoki ixlosi ketgandan ketadi. Yoki amal qilmagandan ketadi. Har bir eshitgan so'zingizni albatta yozib, albatta amal qilishingiz kerak. Amal qilmayapsizmi, eshitib ketyapsizmi mavizalarni? 3 kun, 2 kun yaxshi yurasiz, yana aynolasiz. Borib-borib maviza qolmaydigan bo'ldi. Qalb qotadi. Yahudiylar nima bilan qalbi qotgan? Eshitib amal qilmagandan payg'ambarlar kelgan oxiri. Payg'ambarlarning ham so'zini qabul qilmagan oxiri. Nimadan bo'lgan? Amal qilmagandan bo'lgan. Tushundingizmi? Eng bizning ofatimiz shu yerda. Mana bu eng yaxshi majlisdosh bo'ladiganlar, ko'rinishidan Alloh esga tushadiganlar, so'zi ilmni ziyoda qiladiganlar, amali oxiratni eslatadiganlar, ular doim Allohga band bo'lgan kishilardir. Kasbi ham Allohga bog'langan bo'ladi. Kasbida ham Allohga bog'langan bo'ladi. Doim xayrni ham jismoniy ibodat, ham moliyaviy ibodat, ham qalbiy ibodatda bardavom bo'lganlar bo'ladi. Uzoq muddat davom etsangiz shunda sizda ham inshaalloh ana shu xususiyatlar siz bilan bizda ham paydo bo'ladi inshaalloh. Bizdan lozim narsa shu, tushunarlimi? Shundagina biz o'sib boramiz, shundagina inshaalloh Alloh tavfiqini ayirmaydi. Aks holda Alloh tavfiqni oladi. Va Alloh saqlasin, munofiqlikkacha borishi mumkin. Zohirda musulmon bo'lib, ilmli bo'lib yuraveradi. İçkaride illet bo'ladi. Amal deganda qalb amallarini ham hisobga oling. Hasad qilyapsizmi, amal qilmayapsiz. Kibr qilyapsizmi, amal qilmayapsiz. Musulmonga nisbatan adovat qilyapsizmi, amal qilmayapsiz. Shularni isloq qilmasangiz, iymoningiz faqat pasayadi. Axloqingiz yomonlashib boraveradi. O'zingizga baho berganingiz sari shayton sizni aldab ketaveradi. Ammo qalbingizda asli iymon so'nib boradi. Faqat shijoatni o'ylamang iymon degan odam g'ayrat bilan qilaveradi ancha muncha ishni. Yo'q, asli Allohdan bo'ladigan nur so'nib boradi. Mana bu solihlar, salafi solihlardagi simo so'nib boradi. Men shunday kishilarni ko'rganman. Andijonda o'zimiz yoshligimizdan bilgan odamlar, nurli simoli odamlar. Birdan yuzidan o'sha simo nur ketib qoldi bir kishini. Bir nechtasini. Men keyin so'radim. Surishtirdim ya'ni. Nimaga bu odam bundan o'zgarib qoldi? Yosh katta odam, o'sha vaqtda masalan men 20-25 yosh bola bo'lsam, 20 yosh atrofida bo'lsam, u odam o'sha vaqtda 50 ning atrofidagi odam. Nimaga bu odam shu paytda shunaqa bo'lib qoldi? Surishtirdim ki. Albatta sezdirmasdan, nima bo'ldi bu odamga? Nima o'zgarish bo'ldi hayotida? Bilsam adashgan toifaga kirgan ekan. Aqidasi buzilgan yoki bir adashgan toifaga kirgan. Yuzidan Alloh nur deb qo'ygan. Men u kirganini bilmaganman. Men u odamni ko'rib yurgan odamman. Bir yil yarim yilda bir ko'raman, bir ko'rganimda o'zgarganini ko'rib qarasam shundoq. Yana bittasi bor, ahli ilmlar bilan o'ralashib xizmatda yuradi, shopul bo'lib boshqa bo'lib. Birinchi jo'ali boshidali e'tiqodli bo'ladi-yu, shunaqa polvon ibodatga shunaqa edi, ahli ilmlarning yonida yurardi. Simos chiroyli edi. Birdan nuri so'nib qoldi. Oradan vaqt o'tdi. Hech qancha o'tmasdan. So'rasam aynigan ekan. Buzilgan ekan. Fahshga berilib qolgan ekan. Ko'rib bilan bu odam nima so'lgan dedim-da. Keyin so'rasam aynigan ekan. Ko'rdingizmi? Bandani amal yuziga chiqadi.
Bana şu adamlar ne olup, ne olup simasından keti yaptı nur. Sıcağı duruşu mümkün cahide. Körünüşünden cemaat hem duruyorlar. Lekin nur ketendi onu. Onu hem hem sezi olmayıdı. Nur ketkenini hem hem sezi olmayıdı. Şunun için sizi körgende Allah eski şişe digen, Resulullah eski şişe digen, Kur'an eski kele digen, Allah'ın aramızda eğlenişiniz gerek. Şunun siz ahli ilim bulas. Şunun siz hakiki İslam'ın temsilcisi bulas. Şunda hakiki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mirasçısı bulas. Şunda hakiki selefi bulas. Şunda hakiki selefi salihlerine erişken bulas. Düşünürlüğüm. Allah Teala hamamızga tevfik versin. Ozu yarlakasın. Amalın nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil.